comptez jusqu'à trois, messieurs, mesdames, et l'un de vous disparaîtra. Demek ki her mutluluğun yerini alabilecek daha büyük mutluluklar, bütün sevgilerin üstünde, aralıksız, sonsuz, artan başka bir sevgi vardı, diyor Flaubert, Madame Bovary kitabında. Madame Bovary, 19. yüzyıl Fransız kadınının kıstırılmış hayatını ve iç dünyasını oldukça şeffaf bir şekilde ele alırken, dönemin kadın-erkek ilişkilerine de ayna tutan bir başyapıt. Vasat bir doktorla evlendikten sonra, boğucu taşra yaşamı içinde sıkışıp kalan genç ve güzel Madame Bovary, mutsuzluğu bir kader olarak kabul etmeye razı olmaz. Büyük hayalleri, hayattan büyük beklentileri vardır. Okuduğu romanlardaki tutkunun ve romantik fantezilerin özlemiyle yaşar ve aradığı ideal aşkı bulmak için çıktığı yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Madame Bovary'nin bu mücadelesini ve sürüklendiği çıkmazı anlatan roman, tutkulu bir hikayenin gerisinde evlilik, cinsellik ve zenginlik kavramlarını sorguluyor. 1857'de ilk kez yayımlandığında büyük yankı uyandıran, toplumun din ve ahlak anlayışını sarstığı gerekçesiyle yasaklanmaya çalışılan Madame Bovary, 19. yüzyıl Fransa'sının ahlak anlayışına ve burjuva değerlerine karşı güçlü bir eleştiridir. Hem edebiyatta yeni bir çağ açmış, hem de eskidikçe yenileşen, yaşlandıkça gençleşen pek az romandan biri olarak günümüze ulaşmıştır.